Cumhur İttifakı da sahada yüksek dikkat çeken yerlerde. Çalışmaları da başlattılar. Maraş merkezli depremde çok sayıda binanın hasar gördüğü illerden biri olan Elazığ'da örneğin AKP'li milletvekili adayları son sürat seçim çalışmalarını yürütüyor. Kentin billboardları AKP'li isimlerin fotoğraflarıyla dolduruldu. Yurttaşların sorunları ve talepleri ise olduğu yerde duruyor. Çadırımız yok, bir şeyimiz yok. Asfaltta yatıyoruz ya, bu 4 gündür. Bir tarafta deprem ve yardım çığlıkları sürüyor. Bir diğer tarafta AKP'liler seçim çalışmasına başladı. Billboardlarda adaylık tanıtımı yapılıyor. Maraş'ta Elbistan ve Pazarcık merkezli 7.7 ve 7.6'lık deprem çok sayıda ilde yıkıma ve hasara neden oldu. Deprem bölgesindeki sorunlar bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen çözülebilmiş değil. Bir yandan yurttaşlar çadır, ısınma ve su taleplerini dile getirirken diğer tarafta hasarlı binalardaki yurttaşlar çözüm talep ediyor. Çok sayıda yapının hasar aldığı illerden biri de Elazığ oldu. Elazığ Valiliği'nin açıklamasına göre kentteki binalardan 14.698'inde hasar tespit çalışması tamamlandı. 12 binanın yıkık, 34 binanın acil yıkılacağı, 3.309 binanınsa ağır hasarlı olduğu belirtildi. Yurttaşların gündemi depremken AKP'li isimlerin ses seçimi oldu. Elazığ'ın işlek caddeleri Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacağını açıkladığı seçim için aday adayı olacak isimlerin fotoğraflarıyla dolduruldu. Bir tarafta AKP'li aday adayı Mehmet Karacadağ'ın fotoğrafları varken diğer tarafta ise Cengiz Gülaç'ın olduğu görüldü.